Geçen günler yeni olaylar getiriyordu. Bir gün anne Ceylan hastalandı. Eskisi gibi dışarı çıkıp yayılmaya gitmiyor, öylece yatıp duruyordu. Onun durumuna çok üzülen Hay, taze otlar ve meyveler getirip ona bir şeyler yedirmeye çalışıyordu. Yavrusu da artık yanına çok seyrek uğruyor. Ne olacak böyle yata yata? İyice de zayıfladı. Kaç gündür su da içmedi. En iyisi onu suyun yanına götüreyim. Hay Allah! Ne yapmalı acaba? Anne Ceylan'ı su başına götüremese de suyu barınağa getirebilirdi. Daha çok su getireyim. Olamaz. Çok az içmiş. Daha onu bile bitirmemiş. Artık. Böyle yatıp durman beni çok üzüyor. Daha ne kadar bekleyeceksin böyle burada? Bir şey mi üzüldü yoksa? Yavrusu da yanına hiç uğramıyor artık. Annesini unuttu sanki. Neden böyle yapıyor? Hayvanlar hep böyle. Hiç üzülmüyorlar mı yoksa? Oysa ben ne kadar çok üzülüyorum. Hep bunu düşünüyorum. Ben onlardan farklıyım. Çok farklı. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne yapıp da onu dışarı çıkarmaya razı etsem? Galiba. Gibi, toprak gibi. Her zaman ne kadar sıcak olurdu halbuki. Her tarafı sağlam görünüyor. Hiçbir yerinde görünür bir şey yok. Neden hareket edemiyor acaba?
Hay, ömrü boyunca birlikte yaşadığı, hayvanlar içinde en çok sevdiği, annesi yerine koyduğu Ceylan'ın ölümünü bir türlü kabullenemiyordu. O güne kadar etrafında çok sayıda hayvanın ölümüne şahit olmuştu. Tuttuğu balıklar kısa sürede elinde ölüyorlardı. O güne kadar karşılaştığı bu olaylar ona nedense çok sıradan gelmişti. Ölüm üzerinde ciddi olarak hiç düşünmemişti. Hay için anne Ceylan çok farklıydı. Onun hareketsizliği ölüm olamazdı. Bundan böyle hiç hareket etmeyeceği gerçeğini aklı almıyordu. Kalkıp yürüyemeyecek mi artık? Bana bakmayacak mı artık hiç? Olamaz. Yardım edecek yok mu? O kalkıp yürüyemiyor artık. Tekrar yürüyemez mi? Bir şeyler bilen yok mu? Ben böyle tek başına mıyım burada? Bana bir bakan, beni bir duyan yok mu? Hay, Ceylan'ın başında uzun süre bekledi. Onu uyandırmaya çalıştı ama hiçbir sonuç alamıyordu. Hay düşünmeye başladı. Gözünü kapatınca göremiyor, gözünün önündeki engeli kaldırınca tekrar görebiliyordu. Kulaklarını kapatınca duymuyor, parmağını çekince yine eskisi gibi duyabiliyordu. Ceylan'ın başına gelen de böyle bir şey olmalıydı. Onun hareket etmesini engelleyen bir şey vardı. Bu engel ortadan kaldırılırsa Ceylan yeniden ayağa kalkabilirdi. Tekrar bana bakar, benimle oynayabilir o zaman. Yine birlikte ormana gidebiliriz. O engeli bulmalıyım. Ne var ki Ceylan'ın hiçbir organı çalışmıyordu. Önce bütün organlara canlılık veren ana organı bulmalı diye düşündü. Bu organ gövdenin içinde olmalıydı. Bu organ gövdenin neresinde acaba? Ayaklarım olmasa yaşayabilirim. Kollarım olmasa da yaşarım. Başım olmasa? Başım olmasa yine yaşayabilir miyim? Ama göğsü olmasa yaşayabileceğini hiç düşünemedi. O zaman bütün organların bağlı olduğu yer burada. Aradığım burada olmalı. Evet, hem göğüs bütün vücudun ortasındaydı. En önemli organ merkezde olmalıydı. Üstelik kafes gibi örülmüş kemiklerle en iyi korunan yer de burasıydı. Aradığı burada olmalıydı. Hay hafızasını yokladı. Diğer hayvanlardan annesinin durumuna düşüp de tekrar eski haline dönüşen olmuş muydu? Böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştı. Keşke daha önceleri öbür hayvanları diriltmeye çalışsaydı, şimdi işe yarayabilirdi. Ama bu sefer yerde yatan anne Ceylan'dı. Böyle çaresiz duramazdı, bir şeyler yapmalıydı. Hay daha uzun süre böyle düşünceler içinde bocaladı durdu. Sonunda sert ve keskin taşlardan, kuru sağlam kamışlardan yapabildiği bıçağa benzer aletlerle anne Ceylan'ın göğsünü açmaya karar verdi. Elindeki aletlerle göğsü açmak kolay olmadı. Önce göğüs boşluğunu dolduran akciğerlerle karşılaştı. Aradığı bu olabilir miydi? Araştırmasını sürdürünce akciğer tarafından da korunan, sağlam bir kılıfa sarmalanmış, dayanıklı askılarla bağlı yüreği buldu. Bu organ göğsün ortasında bulunuyor ve iyi korunuyordu. Aradığım bu işte ama o da sağlam görünüyor.
Hay bulduğunun ana organ olduğuna inanmıştı. Bozukluğun nerede olduğunu daha iyi anlamak için yüreği çıkarıp iyice incelemeye karar verdi. İçinde boşluk var. İçini açmalıyım. Aradığım bunun içinde olmalı. Sonunda Hay yüreğin içini de açtı. İlk karşılaştığı iki boşluk oldu. Boşluklardan biri pıhtılaşmış kanla doluydu, diğeri boştu. Kendisi de birçok kereler yaralanmış ve kan kaybetmişti. Pıhtılaşmış kanı biliyordu, aradığı bu değildi, boş olana baktı. Hiçbir organ faydasız ve gereksiz olamaz. Bu boşlukta bir şey olmalıydı. Böyle bomboş nasıl olur? Tamam, aradığım şey bu gözdeydi ve o buradan ayrılınca... Ceylan'ın yaşamasını sağlayan şey, gövde sağlamken yerinden ayrıldığına göre, o şimdi parçalanmışken geri döner miydi? Bunun artık çok zor olduğunu düşünmeye başlayınca Hay'ın bütün ümitleri kırıldı. Evet, o şimdi taş gibi, toprak gibi bir şey artık. Asıl önemli olan o yaşarken onun içinde olup da şimdi onu terk eden şeydi. O nasıl bir şeydi acaba? Hay bundan sonra artık hep Ceylan'a canlılık veren şeyin ne olduğunu düşünüp durdu. Onu gövdeye bağlayan şey neydi? Gövdeden ayrıldıktan sonra nereye gitmişti? Giderken nereden nasıl çıkmıştı? Kendi isteğiyle mi gitmişti? Böyle birçok sorular sormaya başladı kendine.